Herkese merhaba. Nihal'in İyi Noyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar, bugün gördüğünüz gibi mint yeşili bir yazmam var. Buna oldukça yapması kolay bir model başlayacağız Allah'ın izniyle inşallah. Hemen sizlere renklerimi göstermek istiyorum. Yeşilim altın başağın 383 numara hanımlar. Ben genelde yazmalarımı bu rengimi kullanıyorum. Bugün bu şekilde böyle bir fuşya pembe ve bu şekilde de hemen içindeki rengi söylemek istiyorum. Yeşilim var. 357 numara mint yeşili rengi ipimi kullanacağım. Zaten yazmaların hemen aldığınızda köşelerinde yazdığını göreceksiniz. Kanalıma abone değilsiniz. Hemen modelime geçmeden önce kanalıma abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sağ köşedeki zil butonuna da basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. Daha önce de söylediğim gibi ben yazmalarımda zürafa yapmıyorum. Ama zürafalarla sayılarının hemen hemen aynı olduğunu söylemek istiyorum. Tabi bu sizin yaptığınız zürafa sayılarına göre de çok çok önemli. Ben açıkçası zürafaları çok 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 sık yapıyorum. Benim iğne oyam biraz küçük olduğu için çok fazla sık oluyor. Öncelikle bir adet sık iğnemizi oluşturduk. Sonrasında zürafamı oluşturuyorum. Zürafamı oluşturduktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. Toplamda 2 adet pırpırımı oluşturuyorum. Sonrasında baştaki pırpırın içine geriye dönüyorum. Tekrardan bir adet zürafamı oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum gödenenin içine tekrardan geriye dönüyorum. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Şu şekilde göstermek istiyorum. Tekrardan 2 adet zürafamı oluşturuyorum. İkinci zürafamdan sonra tekrardan geriye dönüyorum. 2 adet pırpırımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi 2 adet oluşturdum. Tekrardan başa geri dönüyorum. Bir sonraki pırpırın içine batıp gödenemi oluşturuyorum. Tekrardan geriye dönüyorum. Aşağıya iniyorum. Hemen şu şekilde gördüğünüz gibi taban kısmım bu şekilde oluşuyor hanımlar. Ben şimdi taban kısmını kamera arkasında hemen tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Taban kısmı tamamen bu şekilde oluşuyor. Şimdi baştaki oluşturmuş olduğumuz yaprağın üstüne öncelikle sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında 2 adet küçük pırpırlarımı oluşturuyorum hanımlar.
Bir. Ve iki. İki adet pırpırım oluşturduktan sonra üçüncü pırpırım iki büyük, iki küçük pırpırımdan biraz daha büyük oluyor. Sonrasında tekrardan yanına iki adet küçük pırpırlarımı tekrardan oluşturuyorum. Toplamda 5 adet pırpırımız oluşmuş olacak. Şöyle hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Hemen şu sondakine de atlayalım birlikte. Ben geçişlerde yine söylüyorum. Kesinlikle iplerimi kesmiyorum. Böyle bu şekilde geçerken kesişimi sağlıyorum. Tekrardan 2 adet küçük pırpırımı oluşturuyorum. 1 ve 2. Üçüncü pırpırım diğerlerinden bir tık daha büyük oluyor. Tekrardan iki küçük pırpırımı oluşturuyorum. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bir tane ara verip bir tane yapacağım. Ben şimdi kamera arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere ben modelimi tamamladım ve geldim sizler için bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ortalarındaki bir tık büyük oluyor. Modelim bu şekilde, oldukça çok basit bir model. Ben olsam bunu yazması karşı taraftan kesinlikle 250 ve 300 arası yapardım. 2 günde hemen yapıp satılacağına da inanıyorum açıkçası. Bu şekilde ekran görüntüsü almak isteyenler ekran görüntüsü alabilirler. Sağ tarafa gidenler için hemen şu şekilde de sol tarafa gidenler için göstermek. Sağ tarafa, sol tarafa gidenler için göstermek istiyorum. Şaşırdım ben de bir anda. Evet hanımlar, videolarımı beğeniyorsanız, beğenip yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Bir sonraki iğne videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.